Çok kötü oynadım, çok kötü oynadım. Lan bir saat şu item'ı 5'ten 1'e alamadım. Orada çok çok daha güzel şeyler olabilirdi ama neyse, bir şekilde adamların kötü oyununa 3'te 3 almış oldum oradan. Güzel ya. Beren'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer aklımdaki isim Ekko olacak. Alabilir miyim emin değilim. Yani muhtemelen alırım gerçi. Gerçi mid çöken çok fazla insan var ama yine de almayı planlıyorum. Şu anda sahip olduğum pek bir hero yok. O yüzden yine bedevalardan oynayacağız. Aklımda Ekko var şimdilik. Ekko'dan sonra oynayabileceğim hero'lardan, sevdiğim hero'lardan bir tanesi Zoe var. Belki Azir de oynayabilirim. ADC'lerden Ezreal videosu gelmişti zaten. Bedevalardan. Onun dışında 50 şu mavi zımbırtıdan daha alınca zaten bir Vayne videosu daha atacağım. Ekko benim sevdiğim hero'lardan bir tanesi. Normalde ben pek fazla AP oynayamam. Mid özellikle oynayamam ama Ekko'yu çok fazla oynamıştım. O yüzden biraz daha hakimim. Bakalım nasıl olacak. Şu anki seviye muhtemelen gümüş 6'ın civarı falandır. O yüzden çok fazla zorlanmıyorum karşılaşmalarda. Bir bakalım bu oyunun sonucunda nasıl bir sonuç çıkacak. Önce bir oyun bulsun. Hala 21 level'ım. 20'ye kadar hızlı hızlı geldim doğal olarak ama şimdi çok yavaş atlıyor. 10 oyunda bir herhalde şey atlıyor, neredeyse level atlıyor. O yüzden 30 olmaya daha muhtemelen 1-2 haftam var gibi. Çok fazla oyun oynayamadığımdan dolayı. Bir bakalım. Başlasın hızlıca da oyun. ADC yazınca çıkmıyor değil mi? Doğal olarak çıkmaz zaten, niye çıksın? Yani çok fazla ADC var almak istedim. Şu anda sahip olduğum sadece 2 tane herhalde ya da 3 tane ADC var. Hemen Ekko'yu seçelim alınmadan. Haydi haydi haydi. Haydi 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 haydi. Seçilmedi. Miss Fortune'um yok muydu benim ya? Miss Fortune varmış da. Vayne alacağım ilk olarak. Ondan sonra yanına kim alırım bilmiyorum. Lucian oynamayı seviyorum. Belki Zaya seviyorum, onu alabilirim. Onun dışında bilmiyorum aslında. Jinx falan da olabilir. Ama para çok sıkıntı. Eğer şeylerden gelirse işte şuradan falan açarım. Belki Caitlyn falan buradaydı. Ama bir takıldı bir an. Aynen Caitlyn burada işte. Belki onlardan açacağım olur. Ama şimdilik ilk hakkımızdaki kesin olarak Vayne. Artık bugün bulursa karşılaşmayı. İsmimi değiştirmeyi düşünüyorum aslında ama isim değiştirmek de bayağı 4900 istiyor. 4900'ü almak için de yaklaşık 40 lira falan harcamak lazım. Zaten arkadaşın hesabı, ben ismini değiştiririm sonra der kardeş bana ver geri der. Sıkıntı olur, o yüzden şimdilik istemiyorum öyle bir şeyi. Şu oyunu da bulursa bugün. Neyse, biz oyunu bulunca görüşelim arkadaşlar. Oyunu buldu nihayet. 4 dakikalık bir bekleyişten sonra şimdi başlayacağız. Bu sefer Ekko'yu seçebileceğimi umuyorum. Ekko, Ekko, Ekko nerede? Ekko burada. Mid ya da jungle dedim. Muhtemelen kavga çıkacak. Çıktı hatta herhalde. Adam ilk ben söyledim falan filan diyor galiba ama sorun değil. Ne yapsam acaba? Jungle'a falan mı gitsem? Gerçi şey ADC'ye döndü, o yüzden herhalde ben top'a gideceğim gibi. Yani top oynamak da çok sıkıntı değil. Sonuçta karşımdaki insanlar çok çok iyi oynamıyor. Yani şu an belirlendi galiba. Top gidiyorum ben. İyi ya, güzel. Bence bayağı iyi. Karşıdakiler biraz tank olduğu için beni tekleme şansları çok zayıf olacak. Sadece ben eğer böyle umarsızca itersem karşıya doğru, belki o zaman bir jungle farkıyla kesilebilirim. Onun dışında lane'i kaybedeceğimi sanmıyorum Ekko'yla. Ha, lane'i kaybedebilirim ama... Tutuştur alsam mı? Tutuştur almayacağım ya. Hazır zaten top gidiyorum. Belki mid gitsem olabilirdim ama top'a hiç almayı düşünmüyorum şu anda. İlk level'larda çok çok güçlü değil, böyle orta oyunda falan aşırı güçlenen bir hero Ekko. Yani benim düşüncem öyle en azından. O yüzden bir ilk
7-8 seviyeyi atladıktan sonra ilk 2 item'ı falan aldıktan sonra dakika 10 civarı falan sanırım biraz daha açılmış oluruz. İyi, takımda karma bir hasar var. Blitz'in, Ezreal'ın ufaktan ufaktan AP vurması, benim AP vurmam ve 2 tane de güzel AD'mizin olması. Haydi bakalım. Görelim bakalım karşıda karşımıza kim gelecek. Urgot falan gelirse can sıkar ama. Çok et tank gidiyor. Jungle gidiyor. ADC mid. Kayle mı gelir yoksa Malphite mi gelir? Kayle mı Malphite mi gelir? Çok emin olamadım. Kayle mı Malphite mi gelir? Normalde Malphite'in gelmesini beklerim ama ben ne zaman Malphite görsem sap gidiyor bu oyunda. Haftalardır öyle yani. Herhalde 10 kere gördüysem 8'inde falan sap gitmiştir. O yüzden bakalım. Şimdi ben %100 oldum. Kimleri bekliyoruz? Yine %0 bir adam var. Onu muhtemelen birkaç yıl bekleyeceğiz. Karşıda böyle hasarından çok korktuğum kim var? Eğer Zoe'nin stun'ını yersem belki ultimi kullanmadan ölürüm, ölebilirim. Ama diğerleri öyle çok sıkıntı, gerçi sıkıntı yaratır ya. Şu adamın silence var, stun'ı var, bunun stun'ı var. Ama bakalım yani güzelce bir kasarsam belki bir tank item falan da çıkabilirim. Gerçi Zonya'ya çıktım, çok gerek kalmaz. Ben bu Echo'ya yine başladığım zamanlar ben genelde bazı hero'ları oynamaya şeyde başlıyorum. Böyle işte deli gibi bufflanıyor falan. Bir aralar işte Echo şeydi, tank kasılıyordu. Ultisinden dolaştı. Son 3 saniyede 5 saniyede ne kadar çok damage yerseniz ulti attığınızda o kadar fazla damage vuruyordu geri dönüş hasarı olarak. Ben o ara başlamıştım ve baya iyi gidiyordu. Sonra nerflediler işte. AP'ye daha fazla AP vurmaya başladı. AP'ye göre. O yüzden artık tank kasan kalmadı. Ama yine de ben tank kasmıyorum tabi ama hala o günden beri değişmesine rağmen seviyorum, oynuyorum. Herkes %100, yine her oyundaki muhabbeti yine tekrarlayacağım. Bundan önceki muhtemelen 8-10 videoda da hepsinden aynısını söylemişimdir. Her zaman 9 tane adam %100 olur, 1 tane adamı bekleriz %40. Hani herkes %100 olun, o adam %80 de çat diye açılır falan filan yok. Hep %40, %60 belki. İlginç, ilginç, ilginç. Bizim takımda custom çok çok etkili olacak. Late'de falan yani çok aşırı late'de tabii karşı tarafta Kayle çok fazla vuracak. Draven ufak olsa da düşse de vuruyor ama Zoe de vuracak. Bizde benim late'de biraz düştüğümü söylesek bile ben yine çok iyiyim. Kayn ya da Kayn mi desem bilmiyorum. O da yine late'de ufacık düşse de özellikle mid game'de çok iyi, tıpkı Talon gibi. Bizim takım tamamen mid game odaklı bir takım gibi. Late'de ufakta düşsek de mid game'imiz çok çok iyi. Hadi bakalım, çok et de gelsin. Bir başlayalım. 2 level gank'i yemem herhalde. Aynen, sanmıyorum ya. Adam maviden başlayacaktır muhtemelen. Ondan sonra oradan kırmızıya falan gider, bana gelmez. Karşı takımda en çok korktuğum, eğer çok çok late kalırsak Kayle çok büyük sıkıntı olacak. Kasan herhangi bir adam ulti verir. Kendisi kasarsa verebilir. Özellikle Draven kasarsa o ayrı bir sıkıntı. Ama Draven'da kolaylık şu, yani late game'de çok fazla oynayan, bunu güzel oynayabilen adam sayısı çok az. O yüzden keseriz herhalde ya. Bizde Talon gibi bir adam var. Hemen sesi kısayım, fazla olmasın size. Ben klasik böyle başlayacağım. Aslında çok fazla itesim yok. Belki böyle başlamasam da olurdu ama. Şimdi bu yerleri ayarlayalım. Burası güzel. Bundan emin değilim. Nasıl olacağıyla alakalı. Oo, herkes burada. Kim öldü? Kim öldü? Kim öldü? 5 kişiler. TP atsam mı? TP atsam mı? Atsam mı? Emin değilim. Atmasam daha iyi gibi ya. Ne stun'ım var, ne bir şeyim var. Of, ne yapıyor bu adam? Saçma insan ya. Saçma insan seni. Yani karşıda adamın tutuşturuş sıçrası herkesin var zaten. Aşırı saçma oynadı yani Ezreal. Kill kime gitti? Draven'a gitti. Kendisi biraz daha sıkıntı yaşayacak. Zaten Draven'ın early'si çok güçlü. Şu an ekstradan 400-500 gold. Lane'de daha büyük sıkıntı yaratabilir.
Ben hala Tapa kimin geleceğini konusunda emin değilim. Hani şu an muhtemelen Kyle geliyor. Biraz pasif oynamaya çalışacağım. Çok fazla atraksiyonla oynamayacağım. Ufak da olsa dondurayım, vurmayayım. Onu ikinciyi vurduramadım ama. Güzel. O bir minyon kaçırdı sadece. Çok da bir sıkıntı olmadı onun için. Ben bir tane daha aldım. Şu hasarından dolayı beni biraz korkutuyor tabii adam. Arkadaki minyonu gözüm kesiyor. Ay bu gitti. Ay bu da gidecek. İyi güzel. Şunu da alabilirsem. Tamam. Şimdi E'ye bir kez vereceğim. Tutuşturu var diye çıktım oradan da. Bir dahakinde sıkıntı olabilir. Sırf üçüncü vuruşu... Çok fazla Q'dan kaçamıyor gibi gördüm ben bu adamı. Bakalım öyle bir sıkıntı olursa. Adam biraz üstüme doğru geldi. Korkutuyor şu an acaba. Jungle burada olabilir mi diye. O da 3 level oldu. Araba gitmedi. Adam iyi can doldurdu aslında. Gözüm sürekli map'te şeyi kesmeye çalışıyorum. Choget'i. Choget'i gördüm. Kendi jungle'ında şu anda. Orada olay çıktı. Bu adam gidiyor. Çıkmaları lazım bu adamların. İyi güzel. Ben hala korkuyorum bu adamdan ama. Yemedi. Bizimki iyi gank attı aslında. Ben burada biraz daha itsem mi? Şuraya bir totem atayım da önce. Göreyim neler olduğunu. Tamam. Geri çıktım ya ben. Şimdi item olarak ya da şu 1050'yi bekleyeyim de ben. Ondan sonra giderim. Şu anda minyonda falan bayağı öndeyim. İki katı fark attım neredeyse. Şunları alacaktır. Bir iki tane daha kapanacak. Bakalım burada alabilir miyim? Tüh. Tüh tüh tüh. Bayağı gerginim ya. Hiç oynamadım ben Echo'yu son zamanlarda. Zaten hiçbir hero'yu neredeyse son zamanlarda oynamadım. Sebebi zaten LoL oynamadığımdan dolayıydı uzun zaman. İyi güzel. Onları da ittik. 38-18. Şu anda çok büyük bir üstünlüğüm var. Bakalım bu üstünlüğü koruyabilecek miyiz? Şimdi bir bundan alacağım ne olur ne olmaz ya. Hatta bir tane de alayım. Biraz belki trade'e falan girerim. Çok güzel. Oradan çıkabilecekler mi? Çıkabilecekler mi? Öldü galiba şey. Ezreal alır herhalde onu ya. Hadi Ezreal Q, 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 Q. Of. Tamam onu kaçırdı gitti. Onu yakalası belki E'sinin de cooldown'ı falan düştüğü için bir şeyler yapabilirdi. Şu an oyun 3'e 2 gidiyor. Bu killer bizi oyun ortasına hızlı yaklaşacağımız için avantaj sağlasa da late için sağlamayabilir.
Ben çok minyon aldırmak istemiyorum. Benim ultim geldi. İyi, güzel. Çok hızlı çıktı. Niye bu kadar hızlı çıktı? Pek bir fikrim yok açıkçası. Emin dönmesine daha var. Biraz fazla şey attım ya. Gereksiz attım bunu. Ama bu korku ona yeter. Şey de yok hala burada. Minyon almaya gelirse yardıracağım. Neyse. Bir an dedim acaba kovalıyorlar, devam ederler mi diye. İyi, elektriği patlattım. Güzel. Bizim adam double'ı da patlattı. Oy, bu kaçtı. Ay ay, çok kötü kaçırdım ikisini de. Biraz itse aslında güzel olur da. ...26-59... Oy, bu da gitti galiba. Neyse, gitmedi. Çok et gelmez inşallah. Hala totem var, görebiliyorum ki o da hızlı koşturan bir adam değil. Yırtıcısı da yok nasıl olsa. Bu patlatsın biraz ya. Şey de kessin de biraz itsin. Tutuştur alsa mıymışım acaba? Daha iyi olabilirmiş. Aa, adam multi attı nedense. Tutuşturu biraz aceleci attı adam. Ben şunu kaçırdım. Aslında bir ihtimal alabilirim ben bu adamı ya. Ultim var benim. Şurayı sadece totemleyeceğim. Şeyden korkuyorum çünkü, çok etten. Burayı da aldık. Ay. Adama çok da minyon aldırmak istemiyorum. Neyse, şu minyonları da aldım, gidebilirim şimdi. 77-35, iki kattan fazla fark açtım. Bayağı gergin oynuyorum. Adamın şu an tutuşları da yok, sıçrası da yok. Dönebilir gerçi yakın zamanda ama. Ben yine bir totem daha alayım. 10 dakika oldu, daha ışından atmadım galiba. Işınlanı güzel yere atarım diye bekliyorum ama. Aşağıda olay kopacak. Oo, alırlar mı? Alırlar herhalde. Adam 6 değil daha. Oradan 2 kill çıkartır. 2 kill. 2 kill daha. Zoe geliyor ya. Güzel, bizim midi'yi kasıyor şu an ya. Oy, oo. Gözler yaşardı yine. Benim adam totemi kırdı. Ben farkı korumaya çalışacağım. Çok fazla aşırı ittirmemeye çalışacağım ayrıca. Bu seviyelerde hala benim kadar güçlü değil. Şu grubu da alayım da. Ondan sonra totemi kesmeye giderim gerekirse.
90 oldum. 91 olacağım. Choget hala gelmedi buraya adam akıllı. Bir kere öyle sadece minyonları şey yapmaya geldi. Bu adam zaten gelmiyor. Bari ben iteyim. Bir totem daha attı. Choget şu an midde. Ben mi bir şeyler yapsam, ne yapsam? Bizim adam eziyor ya. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum da. Çok geride oynuyor bu keko. Neyse. Ben itmeye devam ya. Kayn geliyor. Ya da Kayn geliyor. Gelmiyor da olabilir. Aa, o da öldü. Bir sıçradı atladım ama. İyi, güzel. Orayı çok kötü oynadı. İkinci yiyeceği belliydi oradan. O yüzden böyle bir şey yaptım. Adam ulti atsa belki beni GG'leyebilirdi. Ama neyse ki öyle bir şey olmadı. Ben öldüm bu arada. Lobby bırak peşimi de şunu alayım. İnşallah şimdi ölmem. Aşağıda yine bir olaylar. Oy. Çok kötü oynadım. Oo! Lan bir saat şu item'ı 5'ten 1'e alamadım. Orada çok daha güzel şeyler olabilirdi ama neyse, bir şekilde adamların kötü oyununa 3'te 3 almış oldum oradan. Güzel ya. Şimdi bu bana çok büyük güç patlaması verecek. Şu iki item, ilk item bitti ve bu çok fazla şey yapacak. Çok güzel oldu. Zaten top lane'de deli gibi eziyordum. Şu anda kulenin altına artık iyice yaslanması gerekecek bu adamın. Totemimi bir daha kesti. E ile yaklaşayım. Bunu hep unutuyorum ya ben. İnsanın eline alışık olmayınca küçük şeyler unutuluyor. Ay. Neyse. Kırmızım da var şu anda. Küçücük bir hatada deli bir hasar yiyecek şu anda adam. Ben 4-0'ım ve ultim bir daha geldi. Şu an kule 6 bile zorlayabilirim ben bu adamı. Oha. Oha artık. Adam tamamen utanç verici bir şekilde oynuyor. Bu bronzda değiliz arkadaşlar, bu arada söyleyeyim. Yani bronz değilizdir diye tahmin ediyorum sadece. Oo. Bronz olabiliriz. Burayı görmediniz. Yorumda yazmayın böyle şeyler. Yanlış yere gittik.
Kane geliyor. Ben tanklayacağım burada ya. İyi güzel. Burayı da aldık. Ben bir burayı da itmek istiyorum. Bir bencillik değil. Nedir bu? Aç gözlülük yapıp. Buradan da biraz para toplama peşindeyim ama. Haydi bakalım. Oyun 4-0-1. Eko oynamak bir bakıma birazcık da olsa zevkli. Şunu satacağım ben. Oyunda iyi giden şu an bir tek Draven var. O da 5-6 gidiyor yani. İyi dediğimde öyle efsane iyi değil. Bir tane totem alacağım. Totemi bekleyip gideceğim. Aşağı doğru yardırıyorum. Ondan sonra da ejderi alırız. Yukarıda adam da biraz itmiş olur böylelikle. Deli bir minyon farkı var şu anda. Ben %61'im. Adam 68. Yaklaşık 100 minyonluk bir fark. Oo, bunlar çok acele girdi. Ölecekler, ölecekler, ölecekler. Yapmayın böyle şeyler. Ne yapıyorsunuz lan? İyi, güzel. Orada totem varmış. Bir de şeymiş. Saçma totemmiş. Ben onu nasıl görmediysem. Şunu keseceğim. Ondan sonra tapa doğru gitmeye çalışacağım. Mid'e gidiyorum. Mid'de alır mıyız? Alabiliriz. Benim hala ultim var. Item'la gelmek üzere. Şunu alabilsek iyiydi ya. Ben tapa gidiyorum. Şu an ekranım gitti. Hayret, ekranım gitmiyor diye düşünüyordum birkaç dakika önce. Kyle'ın kaçmasının hiç şansı yok şu anda. Kim öldürecek şu an? Onun yarışmasına girdik. Ben bütün dünyanın bütün skill'lerini kaçırdım ama ona rağmen aldık. İyi bakalım hadi. 6-0-2'yim ben, gittikçe güçleniyorum. Şuraya da bir totem atayım. Bir grup daha iteceğim. Hatta burayı da alabilirim. Işından 15 saniye var. Mid'de, gözüm midde biraz. Bana doğru geliyorlar mı diye. Şu an bana geliyor olabilirler. Bayağıdır yoklar. Çok eti gördüm. Şöyle bir görüş açacağım. Malphite mid'e doğru gidiyor. Şunu alabilsek ejderhayı. Güzel olabilir. Ben oldu da bana gelen olur mu diye bakıyorum da. Hala efsane güçlü değilim aslında. Acaba burada olduğumu biliyorlar mı? Aa, şurada olaylar kopuyor. Ha, o öldü galiba. Bizim adamlar iyi tek atıyor. Keşke bizim mid ve jungle bu kadar vurmasaydı ya, biraz şey olur. Ben taşırdım belki. Neyse, çok da şey yapmanın anlamı yok. Benim ışınlanım var nasıl olsa. Param da var. 1-2 item alıp döneyim ben. Kaçabileceğim mi? Kaçtım. Güzel. Şimdiki item. Zonya olabilir. Ama biraz daha ben daha fazla vurmak istiyorum. O yüzden
Rabadon'a gideceğim. Aynen, haydi Rabadon. Aslında 200 gold'um eksik kaldı, o biraz resmen üzdü beni ama gideyim mavi alayım bari ben. Bir ejder kovalasak da iyi olsa. Biraz daha iyi olsa. Ortada bayağı olaylar. Korktum ya orada, bir an silence yedim. Aha. O da bende. 8-0-5. Ya bizim takım çok vuruyor. Bizim takım bu kadar vurmamalı. Ki ben daha fazla vurayım. Ama bizim jungle tuhaf. Bu kadar boşluk varken neden ejder almaz ki bir jungle? Yani senin olayın bu değil mi? Hani tam kazanıyoruz. İyiyiz. Güzel her şey. Ama böyle şeyler yapmasa keşke. Hala birileri işaretli, kim işaretli anlamıyorum ben nicklerini anlamadığım için ama. Ben hala buradayım. Bu adam alır mıyız? Ultiyi orada çok gereksiz attım aslında. Oy. Ben bir durdum burada. Oha lan, ne vurdun? Niye bu kadar vurdu bu adam? Niye herkes bu kadar çok vuruyor? Şu an bu adamı da alabilir miyiz? La ne yaptın? Beni öldüreceksin. Birilerini ölecek galiba. Ben şöyle yapacağım da şuradan bir çıkacağım ya. 3600 param var zaten. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bir Zonya'yı diyorum, şeyi bitireyim. Sonraki item Zonya alabilirim. Aynen. Zonya mantıklı. İlk item şunu bitireceğim. Bir de görüş alacağım. 2 tane. Şimdi Baron'a koşturuyor bizim takım. Orada... Eğer gelirse takım, rakip takım bayağı bir katliam olur. Zaten oyun deli gibi şu an kolay. Bizim bir bot lane kasamamış, bayağı öldü. Onlar da niye kadar ezildi bilmiyorum gerçi. Karşıda şey kasan da yok. MR kasan da yok. Yani bayağı kolay oldu ya bu oyun. Bu kadar kolay olmasaydı keşke. Eko oynamayı özlemişim. Dediğim gibi lane'de çok fazla ezileceğimi düşünmüyordum. Sadece adam çok fazla geride oynadı. O biraz can sıktı. Belki daha da iyi olabilirdi. Herkes 4-0 falandı yani. Herkes dediğim kaç kişi. Talon bayağı kill aldı. Ben Talon'u herkes Kayn'e verseydim. Kayn'e verseydim. Bakalım verilen damage'ı da belki en fazla ben değilimdir. Aynen, benden fazla kesen de olmuştur mutlaka. Ha, en çok ben vurmuşum. Çok küçücük bir farkla. Ben, Talon ve Draven çok ufak farklarla en fazla vuranlar olmuşuz. En fazla ben vurmuşum.
Eğlenceli bir videoydu benim için arkadaşlar. 32 galibiyet, 20 yenilgim varmış. 50 oyun civarı oynamışım. Ama hala level'larda böyle böyle küçük ve yükselmiyordu bu seviye. Hala karşıdaki adamlar böyle gümüşmüş gibi hissediyorum. Böyle biraz da gold, plat tarzı adamlar gelse biraz daha çekişmeli olur. Neyse, bu videoluk da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.